iddiadan yılın fırsatı. Daha yüksek oranlar sadece 5000'e yakın iddia bayisi ve sadece iddia.com'da. Siz de kuponunuzu kral oranlarla hazırlayın. Çok daha fazla kazanın. Ve son raundun başlamasına saniyeler kaldı. Tüm yorumculara ve seyircilere başarılar dileriz. Sporun sigortası HDI Sigorta son round programını sunar. Şimdi 78. dakika oldu. Şimdi Galatasaray'da sen diyorsun ya hocam niye Rafael Terim oldun? Veya Fatih Benitez diyelim. Hoca Avrupa'yı konsantre buraya değil. Öyle mi diyorsun? %100 değil. Yani Sergen Yalçın hocadaki Avrupa, Türkiye standart Sergen farkı Yalçın, Fatih hoca'da mı var? Sergen Yalçın tam hoca. Tersine. Sergen Yalçın çok başarılı olmak istedi. Olamayınca bozuldu. Anladım. O bozulma buraya yansıdı. O çok tutkulu her şeyi yapmak yani istedi. Yani dört başla dayak yedin abi. Dayak yemek iyi bir şey değil. Tamam hep çıkıyorsun dayak yiyorsun. Bir de Fatih Hoca son yıllarda böyle Avrupa kupalarında büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Onu da birazcık tersine çevirmek şimdi, istediği için. Sen bir dayağı yiyorsun, düştün yere, kalkıyorsun bir daha vuruyorlar. Bu zor bir şey yani. Benim böyle Kadıköy Anadolu önde yediğim bir dayak vardı tamam. Öyle. O aklıma geldi. Ondan teşekkür ederim. Bu kötü bir şey. Kalkma lan filan diyorlar ya böyle. Kalkıyorsun bir Kadıköy Anadolu'nun nüfus Çin. Bizimki Arnavutluk bile değil yani. Şimdi bizim Sergen Hoca diyor ki lan iki kere daha yiyeyim de dayağı. Ben artık mahalleme döneyim. Yiyeceğimi yedim diyor. Onu, ama morali bozdu adamın. Hoca da tam tersine mutlu olduğu, enerji dolduğu, coşku dolduğu yer burası. Avrupa. Tabii Sarri'yi görünce. Sarri geliyor adama böyle yapıyor şimdi. İşte, Sampoli'yi görünce. Yaptı adam bunu abi. Yaptı tabii. Gistol dedi ki ona da eski kurt derler. Hoca da başta aldı tabii. O da iyi bir hoca falan. Tamam mı? O da iyi bir hoca. Gelince düzeldi falan. Şimdi oraları seviyor hoca. Bu sene oraya konsantre. Bu bir taktik, bu bir strateji bence. Baktılar ya bizim takım hani Türkiye Ligi'nin böyle sertliğinde çok fazla oynayacak gibi değil. Biz biraz Avrupa'da biraz bir şeyler yapalım dediler. Eğer lider olursa, bak söylüyorum lider olursa Galatasaray ondan sonra lige döner. Şeyde lider olursa. Çünkü o zaman Mart'a atıyorsun kendine direkt. Şubat sonuna attın. Evet. Yok lider olamaz. İkinci olursan ekstra maç olursan Şampiyonlar Ligi'nden gelenle oynuyorsun ya. Elenirse gene ancak o zaman döner. Ama bak çok fark ama oluyor. Ama elerse gene çok bırakır. Çok fark oluyor. Oradaki iki maç değil mi? Tabii abi bir de ekstra iki maç abi. Bir de o tam Şubat çok karmaşık. Tabii. Mart'ta oynamak bence çok zevkli. Bak bir şey söyleyeceğim. Çok enteresan bir istatistik çıktı. 45. dakikaydı. Her iki takımın da isabetli pas sayısı 222 idi. Ama aradaki fark şuydu. Karagümrük'ün 222 pasın en az 102'si Karagümrük'ün mesafe kat etmesini sağlarken Galatasaray özellikle o hücum presi de Marcao'yu etkisiz hale getirince işte orada artık başkalarının da sahneye çıkması gerek. Yani Marcao bu topu çok iyi kullanıyor diye. Rakipler de Marcao'nun üzerine oynayacak tabii ki kardeşim. Tabii, dünya nerede bu böyle? Pesic'in savunması tamamen o bak. David Moyes Liverpool maçına benzerini yaptı. Gördü orada Matip'i leylek gibi yine gelmiş. Leylek gibi gelmiş baba sakatlıkta. Çünkü böyle leylek gibi gelir. Van Dijk'a bastılar Matip'ten aldılar. Şimdi yalnız... Bir de şey söyleyeyim. Bütün bu pas üstünlüğü güzel dağılıma rağmen 69'da Emre Kılınç o büyük hatalı geri pası vermeseydi de böyle olmayacaktı. Gidiyordu ya. Ama tek Emre Kılınç'a da yüklenmez ya. Ben ya normalde bu süre çıkartır topu. Bak benim çok beğendiğim bir oyuncu biliyorsun. Yani sadece bir Sivas Spor'u değil. Eskiden beri çok beğendiğim bir oyuncu. Ya Emre'nin bu tip maç içindeki kopuşları onun en büyük rakibi. Daha önce de geçen sezonu unutmayalım. Arkadan müdahaleden gördüğü kırmızı kart, gereksiz, kontrolsüz hareket. Fatih Hoca bir de hep bunları böyle biliyorsun mu? Cezalandırıyor. Sonra Emre'yi kaç maç oynatmadı. Gittin yine. Gene gitti tabii. Gittin Emre'cim yani. Kılınç gittin. Belki Fatih Hoca bunu dinleyip ben bunları tersine yatıracağım. İlk maç oynuyorsun. Zannetmiyorum ama olabilir yani. İlk maç Fener maçı. Yani. Geçen sene Fener maçında çok iyi oynamıştı Emre. Şimdi bu çok iyi oynamıştı Emre Kılınç. Pasta çıkmanın olayı nedir maçı biliyor musunuz? Bakın ikinci yarıda bir sahne var. Galatasaray basmaya geldi Halil'le, Mustafa'yla. Abi buradan bir çıktılar, bu dördü kaldı burada. Yani takım çıkıyor. Aa dört kişi burada kalıyor. Sonrasını yapamıyor Karagümrük. Anlatabildim mi? Sonrasını yapamadı. Şimdi Galatasaray'da bir kere bence Fatih Terim'in bir kesin olayı şu. Fatih Terim konsantreyi oraya vermiş. Buraya değil. Tabii bak mesela maçtan sonra neydi biliyor musun? Hı. Dikkatini çektim. Üçüncü bölgede etkili olmamız lazım. Bu şey gibi ya. Leyla ile Mecnun'un hani bir karakter var ya. Buradan çıkmamız lazım. Çıkmamız lazım falan. Ama hocam son 15 dakika etkili oldunuz zaten. Çok etkili oldunuz 3. alanda. Çıkıyorlar gidiyor.
O eski böyle biliyorsun böyle efsane Flash TV karakteri. Onu alıp Leyla ile Mecnun'a gider. Hocam zaten 3. bölgede acayip etkili oldunuz golü yedikten sonra. Tabii. Mustafa Muhammed yanına Cagne geldi, Feghouli geldi. Ya 78. dakikada değişiklik. Golü yedikten hemen işte birkaç dakika sonra. Hocam oldunuz işte zaten. Ben şöyle düşünüyorum nacizane. Yani Halil Dervişoğlu'na çok iyi pozisyonlar oluşturduğu için Deniz Bergkamp benzetmesi çok doğru. Bergkamp tek başarısız olduğu takım var. Inter biliyorsun. Niye? Tek santrafor oynatmaya çalışıyorlardı. Tabii. O yüzden. Tabii. O zaman o kendi de söylüyordu. Soyunma odasında da işte adama böyle eşek şakaları yapıyorlarmış falan. Arsene bir geldi önüne. Önce bir Anelka. Değil mi? Ondan sonra şey... Henry oynuyordu ya. Thierry Henry. Yani hep... Abi bir de Bergkamp oynatıyor. Ben madem Bergkamp vari diyorlar Halil Dervişoğlu'na. Evet Türkiye Ligi ölçeğinde bazı hareketleri öyle. O zaman Bergkamp orada oynatılmamalı. Yani Halil Bergkamp, orada Ronald tek santrafor oynatılmamalı. Bergkamp, Ronald de Boer, Bergkamp hatta bir dönem Van Basten, Bergkamp, Nistelrooy oynarken ikili de çok başarılı. Dünyanın en iyi futbolucularından biriydi abi. Kesinlikle. Gördüğün en iyi ve 9.5 numaradan biriydi. Buz adam çok severdim ben de çok severim. Sunderland maçında. Bana göre dünya tarihinin atılmış en güzel golünü de atmış adamdır. Dabizas'ın etrafından dönemek attı çalım. Evet. Dabizas'ı hatırlıyorum bak ne hafıza. Dabizas. Yunan stoper. Neyse Galatasaray'a gelip bitiriyorum. Galatasaray... İki Galatasaray'da bir de hakikaten artık böyle duran top kullanamama sorunu. Ya genel onu olarak birisi yazdı 105 tane korner. 1000 tane korner ne? 1000 şey tane korner gol bak yapmadım. Yine mesela 160. Mesela durmayan toplarda da abi yani Halil tek santrafor oynarken o kadar orta yapmak ne kadar iyi orta yaparsan yap. Pas iki kişilik i̇şte seni oraya ortada, götürüyor. Evet abi. Seni adam oraya zorlamış zaten. Orta yap baba sen diyor. Sen diyor bana kes diyor. Halil kafa topunu nasıl alsın? Ben Halil kafa topuna vuramadı diye kızmam. Cagne'ye kızarım. Topu atamıyorlar. Son Muhammed'e kızarım. Çünkü onların kafa topları iyi. Kafa vuruşları. Evet. Boy poz, tabii, sıçrama, tabii. Darbeli kafa vurma. Halil'de onlar yok ki. Madem Bergkamp diyorsun. Bergkamp'a niye orta yapıyorsun? Aynen öyle. En son sözüm. Ama işte onu Karagümrük zorluyor seni. En son sözüm. Caner bayağı taktiksel açıdan yoğunluk gerektiren takımda Caner'i Faryoli gayet böyle olumlu kullanıyor. Hücumda gene olmadı ama. Geldi yaptı gene ortaya. Olsun. Kimse yani, yok. İçeride kimse yok. Bir şey söyleyeceğim. Yapıyor. Demek ki işte orta demişken demek ki Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta falan bütün kabahat Caner'de değilmiş abi. Onu da elbette söyleyeyim. Canım. Tabii ki öyle değil. Ama şimdi Galatasaray'da da şu var. Yok ya Galatasaray'da işte 20 puan. Fener'le aynı puan. Ya kardeşim. Birincisi Galatasaray 2 yıl evvel şampiyon olmuş. İkincisi Galatasaray bir strateji koymuş. Yönetim değiştirmiş. Bir strateji koymuş. Onun üzerinde şimdilik gidiyor. Hepsinden öte Avrupa'da lider şu anda adam. Avrupa'da da Fener gibi üçüncü olsa sallansa o zaman o da eleştirilirdi. Ya Fatih Hoca tamam artık derlerdi yani. Galatasaray düşün mesela Lokomotiv Moskova'dan 2 puan aldın. Marsilya'yla şeye yenildin Lazio'ya. O zaman tutabilirler miydi böyle bu Fatih Hoca'yı? Bir taraftan iyi gidiyorsun. Bir taraftan bir de genç diyor ki ben bir şey kurdum diyor ben. Bir stratejim var diyor. Yani Fener'le Galatasaray arasındaki eleştirilme farkı bu. Beşiktaş niye adı? Beşiktaş tabii ki az eleştirecek. Daha geçen sene şampiyon oldu. Yani, ne oldu hani Beşiktaşlı hani, yazarlar eleştirmiyordu lan ha? Hayır bunu neden eleştirmiyorlar işte diyor. Eleştirilmiyor diyorlar. Şimdi bak Fenerbahçe'de şöyle bir saçmalık çıktı. Sui misal örnek veriliyor. Bu geçen sene de vardı. Bu sene de var. Ya hepimiz 48 puandayız ya. Değilsin kardeşim. Puanda 48'sin de gidişin hal ve gidiş 0. Karne 48 de hal ve gidiş 0 yani. Burada da puan olarak Galatasaray'la aynısın. Aynı mısın? Bir puan geride misin? Bir puan var. Beşiktaş'la aynı puandasın da hal ve gidişin kötü yani. Onu şimdi bir de şeyi konuşalım. Galatasaray'ın derbiye yaptığı... gelelim mi? Haftaya mı konuşalım? Oo, çok program var. Onu haftaya konuşalım. Onu voleyde birçok programı değerlendireceğiz. Sporun sigortası HDI Sigorta Son Round programını sundu.